Maliye Bakanı Nurettin Nebati Türk lirası şu an en zayıf noktada, vatandaşların korkmasına gerek yok dedi abi. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yok hiç öyle o makamı işgal etmeye gerek yok ya. Sonradan bir adamı tütmeni tütmüşsün. Öyle bir şeyin öyle bir konuşma hakkı yok ki. Nasıl öyle bir şey konuştuğu anlamadım. O makamda ne işi var o adam? Neden abi? Yok öyle Türk parasının o kadar düştüğünü, o kadar paranın başında olan bir adam bunu anlatırsa. Benim gibi sıradan bir insan ne anlatması lazım? Neye güvenmemiz lazım? Nasıl bir şey yapmamız lazım? Onu bize bir anlatın ya. Ben sıradan insanlarız biz ya. Yani o paranın başında o adam. Yani o Türk parası bundan daha aşağı değer bulmaz dediği, değerden aşağı düşmez dediği adam. Ben bilmiyorum. Orada oturma hakkı yok. Ben vatandaş olarak öyle diyorum. Ne oldu da Türk lirası bu kadar değer kaybetti abi? Valla onu da yine onlardan sorun. Yani bunu herhalde herkes biliyor. Yani ne oldu? Düşler saldırıyor diyorlar. Anlatsak şey olur. Yani ne saldırıyor? Düşler saldırıyor bize diyorlar. Düşler mi saldırıyor? İş güçler saldırıyor. Kardeşim düş güçler de bizim ne alıp vereceğimiz? Hiç yoktur öyle bir şey. Yalan. İş güçler düşürdü, faizi düşürdü, bir anda dolar fırladı ve şimdi gidip bir ekmek dahi alamıyorsun. Adam 230 bin lira maaş alıyor, öteki taraftan adam 5500 liraya talim ediyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani böyle bir ülke olmaz. Ve ülkenin hiçbir şeye sormanıza gerek yok. Vatandaş, ben bir vatandaş olarak, benim Türk olduğumdan dolayı benim paramın bu kadar değersiz olduğuna ben çok üzülüyorum. Bu paranın başında olan adam bunu anlatıyor. Ben daha ne diyeceğim? Bunu bir şey dememize şey yok. Sağ olun, var olun. Siz de bu şeyi yapın. Sağ olun. Maliye Bakanı Nurettin Nebati bir açıklamada bulundu. Türk lirası şu anda en zayıf noktada, vatandaşların korkmasına gerek yok dedi. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yalan. Ben korkuyorum. Korkuyorsun. Siz korkmuyor musunuz? Tabii ki biz de korkuyoruz. Yani özellikle hani şu an insanlar, ya bu sadece hani şu an ekonomik korku değil de insanların kişisel değerlerini kaybetmesine de sebep oluyor bence. Örnek veriyorum, ben yaptığım işimde karşılığını alamadığım, daha doğrusu bana yetmediği zaman bu birçok insanı sahtekarlığa sürüklüyor mesela, hırsızlığa sürüklüyor. İnsanların bir şeyleri yasa dışı yollarla, hak dışı yollarla elde etmeye çalışmasına sebep oluyor. Bu sadece dediğim gibi bizim için ekonomik sıkıntı değil, kişisel değerlerimizi de kaybetmemize neden oluyor bence. Suç oranlardaki son yıllardaki artışın sebebi ekonomidir diyebilir miyiz o zaman? Kısmi olarak. Tabii ki şimdi gidip de bununla alakalı niye adam öldürdün diyemezsin ama bununla alakalı neden hırsızlık yaptın diyebiliriz. Bu bana yetmiyorsa insanlar artık hani yeri geliyor adam şu an 20 yaşında 25 yaşındaki insanlar geçen sene ben bebeğime ekmek alamıyorum deyip intihar ediyor. Kimi bunu yapıyor, kimi gidiyor hırsızlık yapıyor. Bence bunun sebebi ekonomide diyebiliriz. Yani bunun etkisi çok büyük bence. Ne oldu da böyle oldu efendim? İşte sorduğu sorudaki asıl tartışmamız gereken şey bu. Türk lirası en düşük seviyede şu an dedi. Neden en düşük seviyede? Bizim aslında bunu tartışmamız gerekiyor. Neden bu kadar düştü sizce? Siyasi sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Ne gibi? Ya ben kendim yurt dışında doğup büyüdüm. 19 yaşında Türkiye'ye geldim. Yani burada sadece şu anki sıkıntılar sadece yaklaşık bir 12-13 senedir de Türkiye'ye de yaşıyorum. Her iki taraflı bu sebeple kıyaslayabiliyorum. Evet. Evet, bu pandemi vesaire tabii ki de birçok yerde problem oluşturdu. Mesela Almanya'da da şu an yakıt hiç görmediği bir fiyatta. Ama bunu Türkiye ile kıyasladığımızda aradaki uçurum çok fazla. Orada %20'lerde, %30'larda bir zam söz konusuyken bizde %60, %70, %100'ün üzerinde zamlar mevcut. Bunun sebebi illaki hani siyasetin de payı vardır. Sadece siyaset denmesi de bence yanlış. Bu şöyle bir kısır döngü haline gidiyor. Bu defa insanlar farklı yollardan para kazanmaya çalışıyor. Bu defa vergi kaçırılıyor. Bu defa ülke memleket sıkıntıya gidiyor. Böyle ben bir kısır döngü olduğunu düşünüyorum. Mesela bununla alakalı hatta ben yerel kanalla da görüşmeye çalışıyorum. Mesela bir sıkıntı da benim başımda var. Ben biraz da ondan bahsetmek istiyorum. İnsanlar da bu şekilde bilinçlensin istiyorum. Ben kültürde kalıyorum. Ev sahibim %82'lik bir zam istedi sözleşmenin sonunda. Ben bunu kabul etmedim. Bununla alakalı yasal bir şey yapamadı. Yapamadığı için çıkmamı istedi. Ama yasal yine bir süreci geçirdiği için onunla da alakalı bir şey yapamadı. Bu defa benim içerideki eşyalar için imzalamış olduğum teminat senedi, o kısım boş bırakmıştım. Çünkü ben içerideyken ev satıldı, öyle söyleyeyim hani. Böyle bir katakulleye geldim ve o yüzden senedin üzeri dolduruldu. Keskin emlak, hani onu da özellikle belirteyim. Bu işin içinde kültürdeki keskin emlak payı da çok büyük. Ve bunun üzerine herhangi bir isim ve nakden yazısı eklendi. Ben bu parayı o şekilde almışım gibi gösterildi ve bununla alakalı icraya verildi bu senet. Ben senede iptal davası açtım ve buna rağmen bu sonuç benim aleyhime sonuçlandı ve ben şu an borcum olmayan bir şey ödemek zorundayım. Ve bu yeni oldu yani, onu söyleyeyim. Evet, ve altında imzanız olduğu için de bir evet, para ödemiyorsunuz. Aynen bu şekilde ve hani benim borcumu hayır değil ama bir yandan baktığım zaman mahkeme bunu benim aleyhime karar verdi. Ben şimdi ister istemez benim şu an zoruma gidiyor. Hani bununla alakalı da herkes benim internetini istiyorum. Topluca bir eylem yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bu tek başıma benim, tek başıma sizin yapabileceği bir şey değil. Hani birlikten kuvvet doğar ve ben hep beraber bir olunması gerektiğini örnek veriyorum. Yakıta bir anda zam gelindiği zaman bunun
protesto olarak o gün hiç kimsenin gitmemesi gerekiyor. Tam aksine biz herkes gidiyoruz. 20-30 lirayı kar yapacağız diye çok daha fazla şeylere sebep olacak bir davranışta bulunuyoruz. Yani kendi cebimizdeki 40-50 lira için müsaade ediyoruz aslında bence. Ben teşekkür ederim. Ekonomi ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bir açıklamada bulundu. Türk lirası şu anda en dip seviyede. Karikatür adam. Evet, vatandaşların korkmasına gerek yok dedi abi. Doğru. Ne düşünüyorsunuz? Onun tuzu kuru. Ya komik adam. Sen öyle bir Maliye Bakanı gördün mü hayatında? Sırıtıyor adam ya. Gel diyor, katakulle yapalım diyor. Mevzuatta kaldırırız diyor bürokrasi. Arkada ağa var diyor. Allah şahit ederim. Böyle bir şey olur mu ya? Komedi. Peki abi Türk lirası ya, bakan neden... olmayan adam o kaldı. Efendim Türk lirası neden bu kadar değer kaybetti peki? Bir şeyimiz kalmadı kardeşim. Paranın kendi değerini koruyabilmesi için bir şeyleri alıp satmanız lazım, değil mi? Bak esnaf orada ticaret yaptığı zaman para kazanıyor. Yani o karşıdaki ayakkabı, çeşitli mağazaları, maddeleri satan dükkan günde sirkülasyonunu yükselttiği zaman para kazanır. Onun imalatçısı para kazanır. Satmazsa almazsa ne kazanacaksın? Bankalar onlar da, bütün kurumlar onlar da. Yağ fabrikalarına kadar hepsini sattılar. Katar'ına, Kuveyt'e bilmem nesine. Adamlar güzelce aldılar o yerleri. Aldıkları yerler zaten toprak değerinden daha ucuz. Bir müddet gittiler, başladılar fiyatları yükseltmeye. Biz sürü psikolojisini haline getiriliyoruz. Yani gelirin az olacak, ağaya egemen kılacaksın. Ne derse yapacaksın. Para kazanmaktan başka, karnını doyurmaktan başka bir şey düşünemeyeceksin. Sürü psikolojisine gideceğiz. O hale geldik. Şimdi Merkez Bankası takla atıyor, bilmem ne yapıyor. Maliye Bakanı orada langırılıyor. 5 kuruş para yok kasada ya. Yani bu Türk parası nasıl değer kazansın? Kaç yaşındasınız abi? Ben 65 yaşındayım. Abi şimdi yanlış anlamayın. Ben sizin yaşınızdaki abilerle burada konuşuyorum ama yani daha önceki yıllardan örnek veriyorlar. Bugün çok daha iyiyiz diyorlar. 30-40 yıl öncesiyle kıyaslıyorlar. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz abi bu konuda? Ya şimdi ben 74'te asker olacak yaşta bir adamdım. Kıbrıs şeysinde. O zaman biz bunun benzerlerini yaşadık. Yaşadık da onun benzeri Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda Ukrayna'ya uyguladığı yaptırımdan dolayı yaşadık. Bir sebebi vardı yani. Ya savaşa girdik. Kıbrıs'a gitmeyin dediler. Kıbrıs'a gidip çıkınca ambargo konuldu. İncirlik üstünü kapattı. Kaldır kardeşim. Git buradan defol dendi. O günün hükümeti. Hatta o zaman şimdiki ağaların fikir babaları da şeydi. Koalisyon ortağıydı. Rahmetli Bülent Ecevit'le Nabetli Erbakan denen adam. Onlar ortaktı. Birine Mücahit dedik. Birine Karaoğlan dedik. Adam restini çekti başbakan Bülent Ecevit. Ondan sonra bir dönem yağ, tuz, buna benzer maddelere sıkıntı ama böyle değil. Şimdi kardeşim halk ekmeklerin önünde kuyruk var. Tanzim satışlarının önündeki etçiler adam diyor ki kuyruk olmasın diye zam yaptık diyor. Ayıp değil mi? Yani bu. Bunun peki, da... O günler bir sebebi vardı evet ama bugün gerçek sebebi ne abi? Bugün sebebi mi? Zengin babanın müflis oğlu. Zengin babanın. Senin baban çok zengin, çocuğun müflis. Yiyor sürekli. Getirmiyor. Örnek yan yakamızdan Kemer, değil mi? Kemer en nadide, en bakire yerlerimizden biriydi. Hepsi oradaki insanlar rakam olarak, toprak olarak çok iyilerdi. Gidin şimdi Kemerlilerin %80'i dışarıdan gelen ticaretle uğraşan adamların kapısında çalışıyorlar. İşte müflis bu. Müflis evlat onlar. Hazıra Hasan Dağı dayanmaz. Peki abi. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Mikrofonu uzattığım zaman birçok insan burada bir şeylerden şikayetçi ama 20 yıldır şöyle geriye baktığınız zaman 20 yıldır AK Parti bizi yönetiyor ve biz seçiyoruz, siz seçiyorsunuz, bu insanlar seçiyor. Nasıl oluyor da iktidara geliyor? Vallahi ben de bilmiyorum. Gidiyorum bizim lokale kahveye, 10 kişiyle sohbet ediyor, 9'u sövüyor, sandığa giriyorsun, %50 çıkıyor. Bir dümen dönüyor. Siz bu işleri bilmezsiniz diyor ağa. Siz bu işleri bilmezsiniz derken bir bildiği var. Sandığa nasıl hükmediyor? Gerçekten öyle mi çıkıyor? Geçen gün bir tane siyasi genel başkan yardımcısı diyor ki parmak boyası geri gelsin diyor, olmaz diyorlar. Ya bir gelsin bakalım. Ben şimdi mezarlık adamlarda oy kullanıyormuş gibi geliyor bana. Boş evlerde de rey kullanılıyor gibi gelmiştir bana. Var mı sizin çocuklarınız, torunlarınız abi? Onların oğlum var. Maşallah Allah bağışlasın. Onların geleceğini nasıl görüyorsunuz abi? Ya onlar gene paçayı kurtardılar da ama nasıl kurtardılar bilmiyorum. Yani kendi ekmeklerini kazanabilecek durumdalar. Ben devlete 42-43 yıl çalıştım eğitim yöneticisi olarak. Evet, şu anda ancak başımı sokacak bir evim var. Karı koca çalıştık. Başka bir şeyim yok. Evim de Gülveren'de. Yani, emeklileri bu halde mi abi şu an? Ben bu durumdayım. Karı koca çalışıyoruz, eğitimciyiz. 42 yıl devrede çalıştım, emekli oldum. Gülveren'de bir evim var sadece. Bak şimdi buradan ekmeğimi aldım. Bu ekmek daha az yeniyor diye. Tam buğday ekmeğe gideceğim, onu dilim dilim yiyeceğim. Hesabını yapıyoruz yani. Yani, size kolay gelsin kardeşim. Özel bir şeye değinebiliyor muyuz? Neye? Bu bahsettiğim bu kiradır, ev sahibidir, bununla alakalı bir şeye değinebiliyor muyuz? Benim için yapacak bir şey kalmadı. Ama hani ben şu an çalışıyorum. Hani yabancı dilimi kullanarak kendimi de götürebiliyorum ama şu an örnek veriyorum, ben şu an bir asgari ücret alsaydım eğer zordu yani. Hani miktarda düşük bir miktar değil çünkü 20 bin liralık bir miktardan bahsediyorum. Asgari ücret alan bir insan için düşük bir miktar değil. Bununla alakalıydı sadece. Hani eğitimle alakalı olabilir bir eğitimci olarak. Eğitimci misiniz?
Eğitimci kökenliyim diyelim. Almanca İngilizce öğretmeniyim ben. Kendi mesleğimi yapamamak hoşuma gitmiyor. Şu an tercümanlık mı yapıyordunuz? Yok, şu an bir yabancı bir gıda şirketinde danışmanlık yapıyorum ben. Daha öncesinden de işte tutum mali müşavirlikten, otel, onun haricinde özel sektörde de öğretmenlik yaptım. Ama öğretmenliğin şu an ayaklar altında oluşu, evet atanamıyorum çünkü Türk vatandaşı değilim ben. Kağıt üzerine almam vatandaşım. Vatandaşlığı memlekete güvenmediğim için vermedim. Çünkü ben şimdi vatandaşlığı bıraksam, atanmaya çalışayım desem bir Almanca öğretmenini atamıyorlar. Ama baktığım zaman şu an özel sektördeki öğretmenlik şu an yapacağıma gideyim bir markette kasiyerlik yapayım daha az yorulurum. Çünkü şartları çok daha iyi bir marketteki kasiyerin. Öğretmen adayı da zaten şu anda öyle marketlere çalışıyor. Benim avantajım şu, benim branşım Türkçe, tarih, sosyal bilgiler olsaydı muhtemelen ben de öyle olacaktım. Ama şu an dediğim gibi benim Antalya'daki yaşama sebebim de özellikle bu. Benim iş bulmam 3 gün sürüyor. Ve birçok insana göre çok daha iyi şartlarda çalışabiliyorum. Yurt dışı kökenli yerlerde çalışıyorum. Bundan dolayı bu benim şansım oldu. Yabancı dil. Ama hani dediğim gibi bu da bizim birçok konuda noksan kalmamıza sebep oluyor. Ben şimdi uzmanlık alanımı eğitmenlik üzerine alıp da gidip de bir mali müşavirin yanında çalıştığım zaman ben kendim de geriliyorum. O sektöre de çok faydalı olamıyorum. Ama tutup da Almancayı burada öğrenmiş bir insan benim kadar konuşamaz. Benim kadar telaffuzu veremez. Benim kadar o özveriyi sağlayamaz. Ondan dolayı ben bununla bizim çok büyük bir eksik noktamız olduğunu düşünüyorum. Herkes kendi mesleğini yapabilseydi eğer, ben yine çok çok farklı bir noktada olabileceğimize inanıyorum.